Yeni bir videodan herkese selamlar. Bugün tarihlerimiz 15 Ağustos'u gösteriyor. Yani yazın son ayının ortasına gelmiş bulunmaktayız. Yaz mevsimi bitiyor. Sıcaklar bitiyor artık. Ben bir deniz kıyısındayım. Güzel bir yerdeyim ve sizlerle bugün Vuelta 2024'ü, yani yılın son yarışı olan, son Grand Tour yarışı olan Vuelta, yani İspanya bisiklet turunu konuşacağız birlikte. Birkaç bölüme ayırdım. İlk önce genel hatlarından bahsedeceğim. Kaç kilometre, neler olacak, nereden başlayacak, nereden bitecek? İşte yarışın detayları, kaç tane etabı düz, kaç tane etabı dağlık, kaç tane etabı iniş çıkış, kaç tane zirve finişimiz var, kaç tane bireysel zamana karşı yarışımız var. Ama onlardan önce genel klasman mayosu rengine, Fransa bisiklet turundan bildiğimiz işte mayonun renginin sarı olması, burada kırmızıya dönüyor. Bunun gibi detaylar. Hemen ardından takımların biraz incelemesini yapacağız. Hangi takımlarda hangi sporcular var? Çok ciddi sporcular göremedim ben açıkçası. Özellikle sprinterler kısmı tamamen facia, yani iyi bir sprinter yok. Hani öyle bildiğimiz Jasper Philipsenler, Mathieu van der Poel'ler, Mats Pedersenler gibi sprinterlerin olmadığı bir yarıştan bahsediyoruz. Zamana karşı uzmanlarından bahsedeceğiz aynı şekilde. Bir de size böyle bahsetmek istediğim bir iki tane daha güzel bilgilendirme var. Hadi gelin videoya geçelim. Artık detaylarda orada boğulalım. Aşağıdaki kısımdan da istediğiniz kısma gidebilirsiniz. Ben bölümleri aşağıya yazacağım. Videoyu kontrol edebilirsiniz. Ama videoya başlamadan önce beğenip abone olmayı, hatta aşağıdan süper teşekkür satın almayı unutmayın. Çünkü bana daha fazla destek olabileceksiniz. Süper teşekkür satın alırsanız neredeyse bir ay boyunca yine beraber olacağız efendim. İspanya bisiklet turu boyunca. Hadi gelin İspanya bisiklet turu 2024'te neler var neler yok, başlayalım videomuza. Öncelikle bahsettiğim gibi İspanya bisiklet turu yılın 3. Grand Turu. Yani İtalya bisiklet turunun ardından Fransa bisiklet turu, Fransa bisiklet turunun ardından da İspanya bisiklet turu gelir. Fransa bisiklet turu ve İspanya bisiklet turu da bize İspanya bisiklet turunda neler olacağını birazcık aslında gösterir, söyler. Yani İtalya'da çok formda olmayan ama aynı zamanda Fransa turuna katılan bir domestik İspanya turunu kazanabilir. Ya da İtalya turunda olmayıp Fransa turunda çok formda gözüken bir domestik İspanya turunu kazanabilir. Hatta bazen İspanya turunu domestiklere bile kazandırtıyorlar. Fransa bisiklet turunda iyi çalıştıysa, bakınız 2023 Sepp Kuss örneği. Fransa bisiklet turunda canını dişine taktı. Gereken her şeyi yaptı. Sepp Kuss'u başlı başına kahraman ilan ettik. Ve gün sonunda baktığımız zaman İspanya bisiklet turunu kime kazandırdılar? Sepp Kuss'a kazandırdılar. Takım oyunu. Ibisma'nın gücü. Ibisma Lize Bike takımının gücü. Evet, İspanya bisiklet turu 21 gün boyunca devam edecek. Aslında 23 gün. Hatta öncesi takım tanıtımları vesaire derken de 24-25 günleri buluyor. 21 tane etabımız var. Bu 21 etabın sonucunda 3304.6 kilometre yarış koşulacak. Yani bir aydan kısa bir sürede 3000 kilometre geçilmesinden bahsediyorum. Tahmin edersiniz ki yine oldukça zor bir yarış olacak. Lizbon'dan başlıyor ve Madrid'de bitiyor, İspanya sınırları içerisinde. Peki diyeceksiniz ki bu kadar kilometre ne kadar tırmanış içerecek? Toplam tırmanışımız da 59.564 metre. İstanbul'da yaşayanlar Tarabya yokuşunun 100 metre elevasyon kazandırdığını düşünürse 59 kilometre tırmanışın Tarabya'yı kaç kere çıkmak olduğunu böyle bir basit matematikle hesaplayabilirler ve ne kadar zor olduğunu aslında görebilirler. En ağır etabımız, en zorlu etabımız 15. etabımız olacak. Çünkü Horse kategori, yani HC kategori bir finişle bitiyor. Son finişimiz 18.9 kilometre %7.4 ortalama eğimde olacak. Hemen ardından 20. etabımız yine en zor ikinci etap olarak karşımıza çıkıyor. Kategori 1 yokuş finişiyle bitiyor. Etabın içerisinde 3 tane kategori 1, 2 tane kategori 2, 2 tane de kategori 3 yokuşumuz var. Yani sürekli çık, in, çık, in, çık, in. Sizlere kategori 1, 2, 3, 4 ve HC kategori nedir, neye göre sınıflandırılır bunlardan bahsetmiştim. Bu 21 etabımıza baktığımız zaman 1 tane düz etabımız var. 8 tane dağ etabımız var. 2 tane bireysel zamana karşı etabımız var. 5 tane inişli çıkışlı dağlık etabımız var. 5 tane inişli çıkışlı ama 2 tane zirve finişli, yani biraz daha zor yine dağlık etabımız var. Bunların arasında 2 tane de dinlenme günü karşımıza çıkıyor. Bir tanesi 9. etap bitiminde, bir tanesi ise 15. etap bitiminde. Zaten bahsetmiştim, 15. etap yarışın en zor, en ağır etabı olacak. Hemen ardından dinlenme günü olacağı için bütün sınırlar zorlanacak. Zaten öyle olur, dinlenme gününden önce artık varı yoğu ne varsa verirler. Hani sporcular da zaten dinlenme günü diye aslında varıyor o verip ertesi gün dinlenir, yarışa devam ederler. Ama 20. etap, yani 21. etaptan bir önce, yani bireysel zamana karşı etabından bir önceki etabında zor olması işleri birazcık daha kızıştırıyor. 3. hafta işlerin değişebileceğini gösteriyor.
Fransa bisiklet turundaki gibi ard arda 200'er kilometrelik yarışlarımız yok. Çok fazla 200 kilometrelik etabımız yok. 200 kilometre üzerinde etabımız da yok. En uzun etabımız 14. etap, 2. etap ve 3. etap şeklinde böyle 3 tane sıralayabiliyoruz. Bir tanesi 200.5 kilometre en uzunu. Diğeri 194 kilometre, bir diğeri ise 191.5 kilometre uzunluğunda. Yani gördüğümüz gibi 200 kilometre hatta 196 kilometre ortalamada ilk 3 böyle en uzun etabı karşımıza çıkıyor. Evet, bir diğer bölümümüze geliyoruz. Mayonun renkleri. Fransa bisiklet turundan hatırlarsınız. Genel klasman birincisi olan sporcu sarı renkte forma giyiyordu. İtalya bisiklet turunda pembe renkli forma giyiyordu. Burada işler tamamen değişiyor. Genel klasman birincimiz kırmızı renkli forma giyecek. Sprinterimiz yine Fransa turundan da bildiğimiz gibi Skoda markasının renklerindeki yeşil mayo giyecek. Dağların kralı böyle mavi beyaz benekli puantiyeli bir mayo giyiyor. En genç sporcu ise yine beyaz mayo giyecek. Fransa bisiklet turundaki gibi. Başka bir bölüme geçiyorum. Bu benim dikkatimi çeken bir detaydı. Bunu sizle paylaşmak istedim. Efendim, İspanya bisiklet turunda, yani İspanya'nın kendi bireysel bisiklet turunda 31 tane İspanyol sporcu, 18 tane Belçikalı, 15 tane İtalyan, 14 Fransız ve 11 Hollandalı sporcu yarışacak. Diğerleri 1, 2, 3, 4 millet şeklinde sıralanıyor. Efendim, şimdi bir diğer bölümümüze geliyoruz. Takımların incelemesi. Takımlara böyle bir hızlıca bir göz atmak istiyorum. Hangi takımlar var? Hani sprint takımları hangisi? Genel klasman takımları hangisi? Kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim takımlar konusuna girmişken. Yani karşımızda çok ciddi, çok iyi takımlar var ama çok iyi sporcular, çok iyi genel klasmancılar yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani hani böyle bir elin parmağını geçmeyecek. Çünkü genel klasman favorilerine ben baktığım zaman Adam Yates, Birleşik Arap Emirlikleri takımından, Joey Almeida, Birleşik Arap Emirlikleri takımından, ki bu ikisini hatırlıyorsunuz. Onlar da Tadej Pogačar için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Fransa bisiklet turunda ve Tadej Pogačar'a yarışı kazandırdılar. Hatta genel klasmanda da Birleşik Arap Emirlikleri takımı birincilik kürsüsündeydi. Hemen arkasından bakıyoruz. Fransa bisiklet turu tamamen hezeyan geçen Primoz Roglic, Bora Hansgrohe takımından buraya favori olarak geliyor. Neler yapacak, intikamını alacak mı göreceğiz. Ama şöyle de bir bakmak lazım. Şimdi Primoz Roglic Fransa turunu o kadar kötü geçirdi ki İspanya bisiklet turunu kazansa bile bence o içerisindeki şeyi atamayacak. O hırsı, o kazanma arzusunu, o tatmini sağlayamayacak. Ama hani bir yandan da baktığımız zaman şunu düşünüyorum. Primoz Roglic Fransa bisiklet turunu bıraktı, işler kötü gitti. İspanya bisiklet turunu kazanması bir nebze iyileştirecek, yaralarını saracak düşüncesindeyim. Tabii mutlu olur ama hani benim düşüncem baktığınız zaman birazcık şey olmayacağı yönünde. Yani onu tatmin etmeyeceği yönünde. Çünkü ne olursa olsun bütün takımlar, herkes, her şey Fransa bisiklet turunda kazanmak, Fransa bisiklet turunda etap almak ister. Takımlara ve hızlıca bu takımların favorilerine bir göz atalım istiyorum. Her takımdan iki tane favori sporcuyu söyleyeceğim. Hani bunların çoğunu ben tanımıyorum bile aslında. Analiz edilmiş, bakılmış ve genel klasmancıları bu şekilde geliyor denilen kişilerden bahsedeceğim. Decathlon, Arjo Dözer ile Mondial Team, Ben O'Connor ve Felix Gall ile beraber geliyor. Bu iki sporcu genel klasmanda yer değiştirebilirler. Alpes'in Dikonik takımından Maruş ve Groves geliyor. Kaden Groves. Hani takımlara baktığınız zaman siz de start listesinde göreceksiniz şu an arka planda. Çok da tanındık, çok da bilindik sporcular yok yani. Hani böyle birazcık ikinci sınıf sporcular gelmiş gibi. Tabii World Tour'ların ikinci sınıf sporcuları bile İyidir yani, öyle ikinci sınıf dediğimize bakmayın. Arkaya BB Otes, hatırlarsanız Kevin Vaughan vardı. Kevin Vaughan'la beraber kendileri bu sene etap kazandılar Fransa bisiklet turunda. Çok rahatladılar, ettiler. Yine Fransız ekip buraya, yani İspanya bisiklet turuna geliyor. Rodriguez ve Gespert'le beraber geliyor. Astana Kazakistan Team, Fortunato ve Schelling'le, Bahreyn Victorious, Haig, Caruso ile birlikte, Red Bull Bora Hansgrohe, Alexander Vlasov kaza yaptı biliyorsunuz Fransa bisiklet turunda ve Primoz Roglic ile beraber, Cofidis, Izaguirre ve Branko Carr ile beraber, Education, Easy Post, Rigoberto Urán, Rui Costa ve Richard Carapaz ile beraber geliyor. Şimdi Richard Carapaz da aslında baktığımız zaman Fransa bisiklet turunda çok iyi götüremedi işleri ama son günlerde hani hem Super Combativity'yi alması açısından hem de o dağlarda yaptığı 3. hafta açılmasıyla yaptığı şeylerden dolayı birazcık burada umut vaat ediyor geçmiş olimpiyat şampiyonumuz. Acaba neler yapar, neler biter, neler olur? Rigoberto Urán ve Rui Costa gibi deneyimli bir ekiple de geliyor. Nasıl bir sonuç alacağız göreceğiz. Groupama FTG takımı Stefan Küng ve Gadu ile beraber geliyor. Stefan Küng biliyorsunuz bileksel zamana karşı iyidir.
Gödü ise saf tırmanışıdır ama hani kazanabileceğini pek zannetmiyorum. Etaplar için gelirler diye düşünüyorum. Ineos Grenadiers, Carlos Rodriguez, İspanyol, Fransa bisiklet turunda genel klasman oynadı. Bakın genç yetenek, kendisini iyi tanıyoruz, bundan bahsediyorum sürekli. Ve Jonathan Narvaez'le beraber gitti. Narvaez'i de hatırlarsınız, Ekvator'un Olimpiyat'a Richard Carapaz yerine gönderdiği sporcu. O da buraya geliyor. Neler olacak, neler yapacak, genel klasmanda bir şeyler yapabilecek mi göreceğiz. Intermarché Vanti, Gobert takımı, isimler değişik, nasıl okunuyor bilmiyorum ama Taramaya ve Menjes'le beraber geliyor. Team Visma Lisa Bike, genel klasmancı olarak Robert Gesink yazıyor Pro Cycling Stats'te. Van Aert yine takımın sprinteri olarak geliyor ama şundan bahsedeceğim. Sepkus'a bakmak lazım. Sepkus Fransa bisiklet turundaki o hazırlığını gelip burada o enerjisini atamadı. Burada enerji atıp tekrardan 2 sene üst üste duble yapmak isteyecektir diye düşünüyorum. Gözlerimiz gerçekten Sepkus'ta olmalı. Little Trek'ten Konrad ve Ciccone. Ciccone'yi biliyorsunuz, İtalyan saf tırmanışçı. Hani burada Mayo'ya değil de genel klasmana gitmek için uğraşır diye düşünüyorum. Çünkü geçmiş senelerde hep dağların kralı Mayo'su için Fransa bisiklet turuna savaşan sporcu, bu sene genel klasman için bayağı çabaladı. Burada Fransa bisiklet turu kadar zorlu bir yarış olmayacak. Yani Fransa bisiklet turu çok başka bir seviye. Yani İspanya bisiklet turunda o kadar zorlanmayacakları, ne kadar zor olursa olsun o kadar zorlanmayacakları belli olduğu için Giulio Ciccone bir şeyler deneyecektir diye düşünüyorum. Movistar takımında Nairo Quintana ve Enric Mas. Efendim, Nairo Quintana apayrı bir konu, apayrı bir başlık. Çünkü kendisi ceza aldı yasaklı madde kullandığından dolayı ve şimdi tekrardan Movistar takımıyla birlikte geldi, yarışacak. Neler olacak, neler bitecek bilmiyoruz ama hani geçmişinde doping olan adama da ben güvenmem. Yani Quintana zaten benim çok sevdiğim bir sporcu değil. Çok soğuk geliyor bana, çok itici geliyor. Ama iyi bir tırmanışçı, saf tırmanışçı. Neler yapar, neler eder izleyip göreceğiz. Hızlıca geçiyorum o yüzden onu. Sudal Quickstep, Askren ve Landa. Landa Fransa bisiklet turunda kendini gösterdi. Kasper Askren de böyle etap alıp kaçışlarda kendini gösterecektir diye düşünüyorum. Team DSM Firmish, Post Nederland, Tusvelt ve Hamilton'la beraber geliyor. İkisini de tanımıyorum. Team Jaco Alleluia, Dumbar, Demarki ile geliyor. Alexander Demarki iyi bir sporcudur. Birleşik Arap Emirlikleri, Adam Yates ve Joao Almeida ile beraber geliyor. Zaten bundan bahsetmiştim. Bu iki sporcu Fransa bisiklet turunda iyi çalıştılar takıma. Onları ödüllendirmek için burada Adam Yates'e mesela genel klasmanı kazandırabilirler. Hani geçen sene Visma Lisa Bike takımının yaptığı gibi. Çünkü böyle olur işler. Zaten az önce de bahsettim ya diğer sporculardan da. Yani çok iyi çalışan domestikseniz size böyle bir Grand Tour kazandırıyorlar. İyiyseniz, bir de güçlüyseniz tabii belli başlı faktörler de var. Ki şey yapabilin yani, o tatmini sağlayın. Bence güzel takım ilişkileri, benim hoşuma gidiyor bu olaylar. Ekip Ken Parma tamamen İspanyol sporculardan katılıyor. Perra ve Berrade, Euskaltel, Euskadi, Mate ve Aberasturi ile birlikte geliyor. İsrail Premier Tek takımı Michael Woods ve Don ile birlikte geliyor. Bunlar bildiğimiz sporcular. Ve Lotto Destiny takımı Thomas de Gent, yılların adamı, yılların. Thomas de Gent kaçış ustası, uzman, üstad. Kimle beraber? Victor Campanense'le beraber. Campanense zaten biliyorsunuz adamım. Kendisini çok 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 severim. Bu sebepten dolayı Victor Campanense'e de bir etap yazıyorum. Fransa bisiklet turundan sonra adamım. Her etabı ona yazıyorum aslında ama bir etap yazdım, ona alacaktır. Şimdi genel klasman favorilerimi söyleyeyim ben. Yine Birleşik Arap Emirlikleri takımından iki kişinin genel klasman kürsüsünde olacağını düşünüyorum. Adam Yates, Sepkus ve Joao Almeida üçlüsünün 1-2-3 şeklinde genel klasman kürsüsünü paylaşacağını düşünüyorum. Onun dışında Ben O'Connor ve Felix Gall gençler ama bu adamlarla mücadele zor. Carlos Rodriguez ve Landa, bunlardan da bahsettim. Richard Carapaz bir ihtimal diye genel klasmanda, ondan da bahsettim. Sprinterlere geliyorum. Sprinter yok. İkinci sınıf sprinterle geliyor herkes. Yani hatta Maruş var Alpes'in Deconinck takımından. Influencer bir sprinterdir kendisi. Galiba ilk Grand Tour olacak diye biliyorum. Yani ne yapacak, ne edecek, ne yapabilir, ne edebilir bir bakmak lazım. Bilmiyorum açıkçası. Yazmadım yani favorilerimi ama onun dışında Corbin Stank, Misal Premier Tek'ten bir şeyler deneyebilir ve Pavel Bitner, Team DSM takımından bir şeyler deneyebilir. Ama o kadar sprinter yok ki, yani bütün düz etapları, ki çok az düz etap var. Gerçekten az düz etap, yani klasikçilere daha uygun etaplar var. Wout van Aert kazanabilir düşüncesindeyim.
Hemen geliyorum son konuya, yani hani takım içindeki son konuya. Zamana karşı uzmanları, bireysel zamana karşı uzmanları. Jas Öterling, biliyoruz olimpiyatta işler onun için iyi gitmedi. Ama kendisini burada izleyeceğiz. Bireysel zamana karşı iki tane etap var. İki tane etapta bir şeyler yapıp kendini göstermek isteyecektir. Aynı şekilde Stefan Küng'den de bahsettim. O da kendini göstermek isteyecektir. Ve Brandon McNulty olimpiyat kadrosundaydı. Olimpiyatın zamana karşı kadrosundaydı. Kendisinden bahsettik. Neler yapabilir, bunları zaten olimpiyat videolarında konuşmuştuk. Burada da bu iki tane bireysel zamana karşı etaplarında bir şeyler deneyebilir mi? Bunları izleyeceğiz, göreceğiz, bakacağız efendim. Efendim, İspanya bisiklet turu ile ilgili anlatacaklarım iki etapta bu kadar. Daha sonrasında birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap, işte son 21. güne kadar ara dinlenme günlerinde de karşınızda olmaya çalışacağım. Etapları size aktarmaya, günlük özetleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizin genel klasman favorileriniz kim? Sprint etaplarında neler olabilir düşünüyorsunuz? Videoda size zaten detaylı olarak sporcuları, takımları, her şeyi gösterdim. Sizin de tahmininiz vardır diye düşünüyorum. Yorumlarda buluşalım mutlaka. Tekrar hatırlatıyorum. Süper teşekkür satın alarak bana daha fazla destek olabilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Görüşürüz.